Evet, Balçova tarafından Uzundere Sapağı'ndan girdik. Kavacığa gelmeden önce burada çok güzel bir kahvaltı salonu var. Ya bölgenin en yüksek yeri diyebilirim size. Burayı göstermek istedim. Buraya geldiğinizde kahvaltı yapabilirsiniz. İsterseniz akşamüstü geldiğinizde akşam yemeği yiyebilirsiniz. Hadi bakalım birlikte bir görelim orayı. Merhaba, kolay gelsin. Bugün böyle. Pazar. Sabah kahvaltı yapabiliyorlar. Akşamüstü istediklerinde gelip burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Doğru mu? Evet. Soba da var burada. Of. Çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz dışarı yüz dolaşalım. Tavuklar dışarılarda. Evet, dışarıda mangal alanı var. Şurası Urla İskele tarafı. Şu gözüken. Ya şu bölge. Siz göremiyorsunuzdur. Buradan Çeşme tarafı gözüküyor. Evet, hadi şimdi birkaç şöyle dolaşalım içeriye. Rüzgargül burasında da. Hadi bakalım biz yolumuza devam edelim. Evet, yine yol üstünde satış yapan birileriyle karşılaştık. Kavacığa gelmeden daha. Hem de manzara çok güzel, insanlar çıkmışlar. Burada piknik yapıyorlar, onları da göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Evet, durup çay içebiliyorlar değil mi burada? Tabii. Evet, ne güzel, odun ateşinde. Semaverde çay yapıyorlar. Aynen. Evet, bakın burada da. Birkaç bir şeyler satıyorlar. Kendiniz yapıyorsunuz değil mi bunları? Tabii, kendi ürünlerimiz ama. Şu ne? Pekmez mi o? Tabii, üzüm pekmezi. Ha, üzüm pekmezi. Tabii kavacı üzümü meşhur o yüzden. Bu elmadan sirke olur galiba. Harika bir sirke mi olur? Vallahi sirke de olur. Bu şekilde meyve olarak da tüketilir de. Evet. Sonuçta meyve. Evet. Siz sadece pazar günleri mi açıyorsunuz? Yani insanlar geçerken... Cumartesi pazar açılıyormuş yol üstünde. Kendi ürünlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Benim arazim burada 100 metre alt tarafta. Şimdi o tarafa geçeceğim. Evet, gelirken cumartesi pazar açık olduğunu bilin. Yanlışlık olmasın. Sonra videoda gördük. Açık değilmiş demeyin. Evet, çok teşekkür ederiz. Size hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.
aşağıda arıcılık yapıyorlar. Bayağı bir kovan var. 100'den fazla kovan var. E tabi orman çok fazla olduğu için burada arı yetiştiriyor insanlar. Bakın karşı uçta da ne güzel arabayla oturmuşlar, piknik yapıyorlar. Arabalarıyla gelmişler. Masa sandalye, çayları da hazır termosta. Ateş yakacaklar. Şu manzara kaçar mı? Evet, daha köye gelemedik. Ama şu manzarayı kaçırmak istemiyorum. Sizler de görün. Aşağısı Karşıyaka gözüküyor. Şurası Karşıyaka. Sağ taraf Konak, Alsancak, Bayraklı, Körfez'in bir kısmı gözüküyor buradan. Manzaraya doymuşsunuzdur. Hadi bakalım devam edelim yolumuza. Böyle sık ormanlıklar içerisinden geçiyorsunuz. Yollar çok kötü değil ama. Neden burada durdum? Kavacık üzümüyle meşhur. Ben de üzüm satan bir yer gördüm. Üzümleri göstermek istiyorum sizlere. Afiyet olsun. Video çekiyorum ya. Üzümleri. Evet, Kavacık üzümüyle meşhur. O diğer kasaları çek bak. Onları mı? Onlar kendi değil, onları çek. Boş ver ya temizliğimiz. Ben yıkamadan yiyorum bunları. Orada bir kilo kasa var bak, dolu o. Şunlar değil mi? Şu yukarısı askeriye mi? Şu yukarısı radar. Oraya yasak bölge bizler için. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Ha, öğrenmek isteriz ya. Fiyat? 70 abi. Evet, 2024 Ekim ayındayız. Artık üzümün sonu geldi değil mi? Sonu fiyat 70. Hayırlı işleriniz olsun. Boy olan. Bol satışlarınız olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sıcak su ya. Allah razı olsun yapandan. Merhaba. Seyhan Tabanoğlu ben. Bugün İzmir'in Karabağ ilçesi Kavacık köyüne geldik. Kavacık köyünün neyi meşhur? Üzümü meşhur, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Burada büyük büyük üzümler olur, böyle sarısı var, bunun siyahı var bölgede yetişen. Buraya nasıl geliyorsunuz? İzmir Çeşme Otobanı'nda Uzundere Sapağı'ndan çıkıyorsunuz. Her iki yönden de gelirken Uzundere Sapağı'ndan çıktıktan sonra yaklaşık 25 km içeriye giriyorsunuz. Ve Kavacık köyüyle karşılaşıyorsunuz. Etrafta çok güzel doğa manzarası var. Ormanlarla çevrili. Birkaç da video çektik. Orada yemek yiyebileceğiniz yerler var. Çay içebileceğiniz yerler var. Cumartesi pazar günü açık. Her gün değil. Tabii burası çok soğuk İzmir'e nazaran. Biz de bugün Ekim ayının 20'sindeydik. 2024 yılındayız tabii. Evet, ne yapacağız? Biz de sokak aralarını gezeceğiz. Üzüm bağlarına bakacağız. Evlere bakacağız. Sohbet edecek birkaç kişi bulabilirsek onlarla sohbet ederiz. Hadi çok fazla konuşmayalım. Ne yapalım? Önce siz bir çay demleyin bence. Kahvenizi koyun. Bunun eşliğinde birlikte videomuzu seyredelim. Haydi bakalım. Evet, köy meydanındayız. Yani bir başka meydan daha olabilir tabii. Gezince göreceğiz.
Pazar günleri burada alışveriş kuruluyor. Onları göstereyim size. Abla, bu bademler burada mı yetişiyor? Evet abi. Kendimizin, bak şunlar. Bunlar. Evet. Evet, köyümün. Fiyat ne bunlarda? Efendim? Fiyat ne? Elde kırılan ince kabuk alan 300 lira. Taşta kırılan 250 lira. Bu 250 kırılıyor. Bu 250. Cevizimiz de var. Buyur abi. Video çekiyorum. YouTube abi, Instagram. YouTube. Gözükebiliriz. Gözükmek ister misin? Yok abi. Neden ya? Hadi hayırlı işleriniz olsun. Abi silah değil ya. Video çekiyorum. Ben Kavacık köyünü tanıtıyorum da. Sen muhabir misin? Değilim. Kendi kanalım var. YouTube kanalım var. İsmi ne? Seyhan Tabanoğlu. Bakabilirsiniz. Takip edelim. Ekrana çıkıyorsunuz. Sakınca yok değil mi? Çok tutmadım. Abi, o kadar çok istiyorum ki ama şekerimi kontrol ediyorum. Abi şekerimi kontrol ediyorum, o yüzden yiyemiyorum. Yo, işte gitti abi, 2 ayda 7 kilo zayıfladım. Evet, ah. Bıraktım. Evet. Seyhan Tabanoğlu. Çok teşekkür ederim. Salı ya da Cuma'ya yayınlanır. Mesaj gelir zaten size. Sizin isimler ne abi? Mustafa. Mustafa abi, bakın ne güzel üzüm temizliyor burada. Evet, üzümler yukarıda ilk sorduğuma 70 lira dediler. Sonra aşağı doğru ince 50 dediler. Bak şu mesela, evet, ne güzel maşallah şuna bak. Kavacık üzümüyle meşhur. Evet. İki tip üzüm var değil mi? Ben çok anlamıyorum ama. İki tip, siyah ve beyaz. Evet. Fiyat farklılığı var mı aralarında, yok? Hayır, aynı. İkisi de 50 mi? Renk ve fiyat ayırmıyoruz. 50 TL değil mi? Harika ya, ne güzel. Şimdilik öyle. Festivalden bu yana kampanya devam ediyor. Festival bitti, ben festivale gelmedim. Çok kalabalık oldu. Bir de festivale çeken ayrı YouTube'cu arkadaşlar var. Televizyon falan yok. Evet, çok iyi. Onlar çeksinler dedik. Biz çekmedik. Ben gelip böyle köyleri tanıtıyorum. Ne kadar? 50 lira. Gösteriyorum etrafı. O kadar. Buyur oğlum. Mustafa abi, görüşürüz. Kolay gelsin Mustafa abicim. Kim geldi? Murat'la gezinti. Murat'la gezinti. Ne güzel. Herkes çeksinler ya. Herkes çeksin. Bu da sonuçta yani bir gün, iki gün hafta yapalım. İki gün geldi. Değil mi? Herkes tanıtsın. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hayır işleriniz olsun. Görüşmek üzere. Yok, yiyemiyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı işler arkadaşlar. Tezgahınızı çekiyorum ama sakıncası var mı? Teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Yok şey, kanalda görebilirsiniz. YouTube kanalında Seyhan Tabanoğlu diye. Tamam. Seyhan Tabanoğlu. Orada tamam. Ya salı ya da, bari yüzün gözüksün. Ya salı ya da cuma günü mesaj olarak gelir. Tamam. İzlersiniz. Görüşmek üzere. Hayırlı işleriniz olsun. Ne güzel, bak insanlar gelmişler, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yumurta bir yıldır fiyat değişmemiş abla, ne güzel. Aynı abi, yemler azalıyor. Bir yıldır aynı. Yumurtaya yok da. Bir yıldır fiyat aynı. Ekmekler kara kılçık mı? Kara kılçık değil abi. Normal buğday unu, ekşi maya. İşte biraz soğuttum da poşetlere koyuyorum. Hayırlı işleriniz olsun sağ ablacığım. Olun, sağ olun. İyi günler. Hadi sağ olun. Evet, şurada bir ablaya söz verdim. Ondan alacağım ekmeği. Baksanız da buradan sokak araları gireceğiz birazdan. Göreceksiniz. Pazar günleri böyle hareketli oluyor burası. İnsanlar geliyor, günlük günü birlik diyoruz ya biz onlara. Geliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Evet, bademler de burada yetişiyormuş. Bakın burada da badem var. Hop. Üzüm. Kolay gelsin. Taze fasulye burada mı çiçeği yetişiyor? Evet. Fiyatı ne kadar? Merak ediyorum. Evet. Kanalımızda yayınlıyoruz bunları da. YouTube
Evet, YouTube kanalı ablacığım. Seyhan Tabanoğlu diye bakabilirsiniz. Haydi, hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Fasulyenin fiyatı iyiymiş yalnız ha. İzmir'de 100 liranın üstündeydi. Evet, burada da bir abla satıyor üzüm. Abla kolay gelsin. Öyle köyü tanıtıyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, bakalım. Şuradaki ablaya söz verdik galiba, biz o muydu? Evet, size söz vermiştik değil mi? Evet. Evet, Allah. Hayırlı işlerin olsun öncelikle. Kuru üzümünüz de var. Evet, kuru üzüm de var. Tamamen doğran, suyla kurumuş kuru üzüm bu. Evet, güneş ışığında. Ben tadına da bakamıyorum. Yani yememem gerektiği için kontrol edeceğiz. Ekmek istiyorum bir tane senden. Tamam. Ne bu içindeki? Ekşi maya bu. Tamam, bir tane ondan alabilirim. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Biz alışveriş yapalım. Sonra tekrar dolaşırız. Hadi bakalım. Asıl köy meydanına geldik. Arabamızı park ettik. Tabii ne var? Çınar ağaçları var burada koca koca. Her yerde olduğu gibi. Ne yapalım? Gezelim. Hadi bakalım. Siz gezin bakalım. Evet, her yerde vardır ama İzmir'de lokma çok iyi böyle. Yani sizin şehrinizde var mı bilmiyorum ama bakın böyle hayır için lokma bırakıyorlar. Allah kabul etsin. Abi yiyemiyorum ki şekerden. Sade var. Bir parçalı. Peynirli var. Çok teşekkür ederim. İlk defa gördüm. Sade, şekersiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Evet. Hepsi almıyor ama. Abi şerbet al istersen. Yok, asıl onu yiyemiyorum. Aa, şerbet böyle mi veriyorlar? Evet. Çok iyiymiş ya. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi aldık. Bundan bir parça yememiz gerekiyor. Hadi bakalım.
geldi tabii. Böyle portakallar çıktı. Çok da güzel bir yemiş burası da. Tarihi Çınar diyor. Bakalım gidelim oraya. Burası okul. Bak şöyle göstereyim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Üzümleri çekebilir miyim videosunu? Tabii. Hı. En güzelini tutuyorsunuz gibi geldi bana sanki, değil mi? Siz de bakıyorsunuz. Yok, elinizi şöyle uzatın, yüzünüz çıkmasın istiyorsanız yoksa. Aynen, yüzüm çıkmasın. Sonra enişte kızmasın bize. Ya da babanız işte, neyse. Bu yavru. Bu yavru ne güzel. Benim oğlum. Erkek mi? Erkek. Merhaba. Merhaba. Umut Bey. Oğlum kaç 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 kaç. Oh, maşallah maşallah. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkür ederim ama ben bunu yavaş yavaş yiyeceğim yani. İki ya günde bitireceğim anca. Çünkü şeker, böyle birazcık şeker kontrolü yapmam gerekiyor. Ya. Ama bu doğal şeker ya. Bu dokunmaz herhalde. Ben de dokunmaz diyorum ama korkuyorum yine de. Yani ben gene benden olmuş olmasın da ben dokunacağını zannetmiyorum. Evet. Yavrunun yüzünü gösterelim mi? Bir kısacık istiyor musunuz? Ay, göstermeyelim. Tamam ha. Evet. Tamam tamam, okey okey. Tamam. Oluyor. O yüzden soruyorum zaten. Evet. 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 Çünkü sosyal medya çok açık bir yer. Evet. Benim kanal zaten gözüküyor her yerde. Hangi kanal? Seyhan Tabanoğlu. Seyhan Tabanoğlu YouTube'da mı? Evet, YouTube kanalı. Salı ya da Evet, Tarihi Çınar'a geldik. Çok büyük ama ne yazık ki Tarihi Çınar çürümüş. Çok üzücü. Hatta parçaları şurada aşağıda ben görebiliyorum. Siz ekranda ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Evet. Yani susuzluktan kurumuş değil, bu çürümüş ağaç. Bir şey olmuş. Susuzluktan kuruma ihtimali yok. Neden? İşte bu yüzden. Karşıda ormanın içerisinde komple üzüm bağları var. Karşımız öyle, şu tarafta var, sağ tarafta. Bakın, insanlar arazileri ne kadar meyilli olursa olsun mutlaka yiyeceklerini dikmişler. Biber var orada, kara lahana var. Tanıdıklarım. Bunları biliyorum zaten. Evet, şey de var, fasulye de var. Sırık dikmişler. Biber, domates zaten vardır. Ne güzel. Evet. Çınarın içi.
Gerçekten ne güzel bir gombi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çoğu köyde olduğu gibi burada her yerde fırın var. Aşağıyı görebiliyor musunuz? Uf. Abla burada pekmez yapıyor. Abla satmak için mi yoksa kendiniz mi yiyeceksiniz? Satmak ya. Satmak için değil mi? Direkt üzümü kaynatıyorsunuz. Tabii ilk önce çiğniyoruz. Ondan sonra çiğ su oluyor. Ondan sonra kaynatıyoruz, kestiriyoruz. Şu an pekmeze girdi işte. Ne? Evet, sizin yüzünüzü göstermedim. Eşiniz kızar falan. Evet. İyi günleriniz olsun. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, İzmir'in Karabağlar ilçesi Kabacık köyü videosunun sonuna geldik. Sokak aralarına girdik. Çok güzel evler gösterdik size orada. Doğa manzarası harikaydı. Köy meydanındaki satıcılarla sohbet ettik. İnsanlar pazar günleri tezgahlarını açıyor burada. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Abone olmayı unutmuyoruz. Kanalıma abone olun lütfen. Bütün zilleri açın, bildirim zillerini. Ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha güzel videolarda, daha güzel köylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.